Merhaba dostlar, değerli takipçilerim. Bugün yeni bir video, yeni bir konu. Arkadaşlar, dilciklaşı videosu paylaşmıştık. Ceviz dilciklaşı. Bu da arkadaşlar farklı bir dilciklaşı. Birazdan çekimi yaparken, konuyu işlerken farkına varacaksınız. Bugün artık yağmurlar biraz kesildi, hava da iyi. Kabukların tav durumu da çok iyi arkadaşlar. Alttan bir kesim yaptık ağaçların fidanlarımıza. Ağlam olmasın diye. Bu yerli çeşitleri çekirdeklerini için Chanter, Fenner, Frankette, Oğuz'da başlayacağız. Arkadaşlar dilciklaşı yapacağım. Öncelikle bir yataklarını hazırlayacağım hepsini toplu olarak. Daha sonra kalem takmaya başlayacağım. Orada göreceksiniz. Şimdi başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar emniyet diyoruz. Elimize çift kat eldiven taktık. Ayağımıza cizme taktık arkadaşlar bakın. Bıçak gelmesin diye, herhangi bir şey olmasın diye. Gayet dikkatli olmamız lazım. Bıçaklar çünkü çok keskin. Hadi bismillah. Şu şey de söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu sünnet bölümü yaklaşık olarak 8-10 santim olacak en az. Bakın şu sünnet bölümü kalemin oturacağı en az 8-10 santim olacak. Kısa olmayacak. Diğer amacına geçtim. Bir diğerine. Bıçağımız gayet keskin. Bunun için kuvvetli kalın bıçak kullanıyoruz arkadaşlar. Küçük bıçaklar hafif gelebiliyor. Özellikle böyle kalınlarda. Anahtar en az keser sapıyla kürek sapı arasında kalınlıkları, bazıları ince. Aşı yüksekliği yerden 5 santimetre ile 10 santimetre arasında. Açalım. Kalemlerimi açtım arkadaşlar. Bıçaklarım biraz köreldi. Onları iyi yiyeceğim. Bakın arkadaşlar. Sıfır zımparamız var burada. Bu dövme bıçaklarda ağzını gayet güzel aldırıyor. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Çizdim. Haftan kanattım. Çentiğimi açtım arkadaşlar. Haftanı açtım. Şimdi uygun, mümkün mertebe aynı kanatta arkadaşlar. Tek bıçak darbesi mümkün mertebe. Açtım. Kertiğimi koydum. Bu şekilde. Getirdim. Yerine koydum arkadaşlar. Bu büyük. Şu anacımız kalın. Buna kalın kalem. Bıçağımız kalın, kuvvetli olmasa böyle kalın şeyleri kalemler açamıyor arkadaşlar. Baktım şöyle arkadaşlar. Ona göre şuradan şu toplam yüzeyin %60'lık bölümünü arkadaşlar. Gittim kertimi atıyorum. Ama kertimi şöyle değil arkadaşlar bakın. Aşağı doğru. Ki kilitleme yapsın diye. Bakın. Attım. Bıçağımı çıkarırken şöyle hafiften kanattım arkadaşlar. Geldim onda aynı şekilde. Bıçağın da şöyle yardımıyla. Bakın. Geldim. Şöyle yerine oturttum. Devam edelim. Arkaya doğru. Bakın. Açtım. Kaçtım arkadaşlar. Şunu da şöyle. Şöyle ters geldi. Şöyle. Mümkün mertebe anaçla kalem aynı kanatta kalem takmaya çalışıyoruz.
getirdim. Bu kalem hangisine uzar? Buna. Bakın. Kabaca koydum. Şimdi hemen yanındakine. Bir tane daha. Getirdim. Şöyle aşağıdan yukarı. Yap. Sonra yukarıdan aşağı sallayınca o zaten kertine oturacak. Şuradan da bir tane. Büyüye takacağım arkadaşlar. Bakın gayet kalın kalem. Sünnet bölümü 8-10 cm arası. Bıçağımı şöyle bir çekişle alması lazım. Çok bıçak vursak yüzey düz olmaz. Geldim yine aşağı doğru kertimi attım. Haftan kararttım. Buraya geldim. Şunu tekrar bir açtım çünkü kalın bu. Şöyle yerini tuttum. Şimdi arkadaşlar bakın. Elimde tokmağım var. Tokmağım yardımıyla şöyle göstereyim. Bakın. Oturttum. Oturttum bunu da. Şimdi şunu. Bakın arkadaşlar. Anaç sallanıyor neredeyse. Şimdi şuna. Şöyle oturttum bunu. Şimdi şu. Şöyle oturttum arkadaşlar. Şunu geçtik. Bunu da oturttum. Arkaya doğru devam edelim. Evet arkadaşlar. Yatağını alıştırdım. Şöyle açtım. Bunlar kalın anaç arkadaşlar. Bunları da kaleme oturtmak biraz sıkıntı. Şöyle. Kertikten attım şöyle arkadaşlar bakın. Şunu da. Şurayı göstereyim tam çekerken keseceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Geldim. Kertikten attım hepsini. Şimdi kalemlerimi takacağım. Uygun kalınlıkta. Yerindeki kalemi aldım. Peki. Aynı şekilde. Bakın aşağı doğru. Aldım baktım hangisi kalınlığına uyuyor. Şuna. Yastığımı koydum. Devam ediyoruz. Kalın araç. Kalın kalem. Oturtmak zor oluyor. Biraz. O yüzden şöyle iyice açacağız. Bıçak bu destek alacağız şöyle arkadaşlar. Bakın. Dursun böyle. Şuna göre bir tane. Alalım. Bazı sular düz bıçak kullanıyor arkadaşlar. O da güzel. Zaten bu bıçakla alıştım. Elime gayet güzel. Bakın arkadaşlar şöyle yaptım. Getirdim. Oturttum. Şimdi bunlar tokmak yardımıyla çakacağım arkadaşlar bakın. Şuradan başlayalım yine. Şu taraf tek taraf temas etse yetiyor. Ama uygun aynı kanatta kalem bulup iki taraflı kaynatmak daha iyi. Bakın arkadaşlar. Sonra şurası. Devam edelim bu tarafa doğru. 2-1. Bıçağın arkasıyla uyuyunca olduğu için çakabiliriz. Çaktık. Kalın. Kalın kaleme kalın. Anaç. Getirdim. Parmaklarda çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bıçaklar keskin. Afı yok. Geçici tutturdum. 3 tane de takayım. Fidan yetiştirmekte en çok kullanılan işlekti arkadaşlar bu. İşte oturmadan. Dincikli aşı. Oturmadan olmadı. Beğenmediğiniz tekrar
Şöyle yatakta hafiften pürüz var. Şöyle alıp. Oturttum. Kalemi şöyle açtım. Şöyle yaptım. Kalemi çaktım. Şimdi çakacağım. Ondan sonra bahsettiğim püf noktayı göstereyim size. Bakın. Şöyle getirdim. Şöyle karşıya geçelim. Başlat. Say. Evet arkadaşlar. Yerini oturttum toprak yardımıyla. Çakıyorum. Bakın. Yerine geçti. Kemik gibi kitledi. Şimdi şuna bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Kemik gibi kitledi. Kalem kalemi anacı kitledi. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Çok güzel kitledi. Şimdi ne yapacağım? İşlemim bitti. Şu bizim burası karasal ekim olduğu için her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Biz aşı torbası kullanıyoruz. Şöyle topraklama yapıyoruz. Çünkü daha Nisan'ın başı, yani 23 Nisan var. Mayıs 7 soğukları var arkadaşlar. O yüzden topraklı yapmasak olmuyor. Şöyle hepsini geçirdim. Sıfır numara dere kum arkadaşlar, bakın. Aradaki ince nokta arkadaşlar. Bağlama yapmadık şu şekilde. İp, bant, herhangi bir şey kullanmadık. Direkt toprağımı dolduruyoruz. Bantsız ipsiz olarak. Boşluk almayacak şekilde. Herhangi bir aşı bandı, aşı ipi kullanmadı arkadaşlar. Sebep ne? Ağlamanın sıkıntı olduğu, taban suyunun olduğu yerlerde bant bazen ağlama yaptırabiliyor arkadaşlar. Ağlama yapınca da kalemi aşı yerinden çürütme oluyor. O yüzden bazı aşılarımızı bu şekilde ipsiz, bağsız, bağcıksız yapıyoruz arkadaşlar. Bu toprağı doldururken bu sıfır numara dere kumu şöyle kalem hiçbir şekilde oynatmayacağız. Kalem ne kadar sağlam olsa bile onu oynatmaya çalışacağız. Şöyle yapayım. Kalemlerimiz Fernand kalemi. Buraya tozlayıcı babında tozlayıcı olsun diye Fernur aşıladık. Toplaklarken arkadaşlar üzerine bir tane göz kalacak şekilde dolduracağız. Bakın bitti. Hafiften tuttum. Tarla toprağı hocam. Burada bir duraklatayım, macun getireyim. Gel say. Evet arkadaşlar, kalemlerimizin uçlarına sıvı aşı macunu, geriye doğru kuruma, senme yapmasın, nemini kaybetmesin diye çalıyoruz. Kalemi oynatmadan şöyle. Bu macun bir süresinde kuruyunca kemik gibi oluyor arkadaşlar. Şunları da şöyle çalalım. Şöyle gösterirsek aşılarımız böyle. Bugün itibariyle artık inşallah bitireceğiz. Bahçeden çıkacağız. Ondan sonra işimizi yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Konumuz şuydu. Aşısız, bağsız, ipliksiz, bantsız
Dinciklaşı nasıl yapılır? Olur mu? Onun videosu arkadaşlar. Hoşçakalın. Cevizle kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle genel bir çekim de yapalım. Videomuzu bitirelim.